Herkese merhabalar, sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. Yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Elbette videoları beğenseniz de ne kadar iyi olur. Önemli bir uyarı. Bu haberleri izlemek, üzerinde tartışmak serbest ama kopyalayıp yapıştırmak telife tabi. Evet, başlayalım. Bugün söz verdiğim gibi Serdar Sertçelik'in çok önemli bir videosunu sizinle paylaşacağım. Hemen ardından da bu görüntülere ilişkin bir değerlendirme yapacağım ama kısa bir değerlendirme olacak bu. Serdar Sertçelik'i nasıl biliyoruz? M7 olarak bilinen bir tanık Ayhan Bora Kaplan dosyasının ortaya Ayhan Bora Kaplan'ın şu anda Dubai'ye firar etmiş olan avukatı Cengiz Haliç tarafından salındı. Amaç dosyayı sulandırmaktı. Hem Ayhan Bora Kaplan suç örgütünü hem de onlarla iş tutan devlet görevlileri ya da başka bir deyişle Süleyman Soylu'nun ekibini aklamaktı. Böylece ortaya bir darbe kurgusu çıktı. Bildiğiniz üzere Serdar Sertçelik'in itirafçı olmak istemesi hem örgütü hem de onunla hareket eden bürokrasi çetesini çok korkutmuştu. Örgütün iki numarası olduğu halde onu etkin pişmanlık yasasına sokmak yerine usule aykırı olarak gizli tanık yaptılar. Böylece hem itiraf ettikleri önemsiz hale gelecek, daha doğrusu tekzip edilebilecek, hem de denetimli serbestlikten yararlandırılıp ev hapsine çıkarılarak kaçırılması kolay hale gelecekti. Tam da istendiği gibi oldu. Bu plan tıkır tıkır işledi. Bu planı kim yapmıştı? Bu plan avukat Cengiz Haliç'e aitti ve dosyanın sonradan el çektirilen savcısı Ahmet Yıkılmaz ile yapılan toplantıda bu plan kabul ettirilmişti. Serdar Sertçelik bildiğiniz gibi yine işkembeci de örgüt tarafından vuruldu. Peki örgüt elemanı kimdi? Batuhan Işık, genç bir çocuktu. Onun tarafından vuruldu ve sonrası planlandığı gibi, yani çorap söküğü gibi kendiliğinden geldi. Serdar Sertçelik vurulduktan sonra evinde vakit geçirmeye başladı. Artık Dubai'ye kaçmış olan avukat Cengiz Haliç'in yanı sıra avukat Tarık Teoman ve Kaplanlar suç örgütünden yargılanan Tolga Sivri gibi isimlerle de temastaydı. Hem örgüt içi planlar yapılıyor hem de hesaplaşmalar da devam ediyordu örgüt içindeki. Serdar Sertçelik'in videosuna geçmeden önce o meşhur darbe fotoğrafına dönmek gerekiyor. Burada Ayhan Bora Kaplan'la birlikte Serdar Sertçelik ve Dayı Levent lakabıyla bilinen Levent Çiçek de görülüyor. Zaten bu video Levent Çiçek'i de çok yakından ilgilendiriyor. Zira o Ayhan Bora Kaplan'ın mal varlığına çökmek isteyen bir isim. İşte bu konuşmada da ona yönelik bir infaz planı var. Örgüt halen aktifken acaba yargı neden uyudu ya da uyuyor? Önce 15 Temmuz darbe akşamına gidelim. Darbenin ilk anlarında o fotoğraf üzerinden elbette. Darbenin ilk anlarında Ayhan Bora Kaplan'ın telefonu çalmıştı. Arayan Sadık Soylu'ydu. Bunların hepsini anlattık bir yıl önce. Onunla bir nargile kafede tanışmışlardı. Sonrasında o dönemde İçişleri Bakanı olmayan ama yine bakanlık görevine devam eden Süleyman Soylu'yla da tanıştırılmıştı. Sadık Soylu dedi ki Ayhan Bora Kaplan'a darbenin ilk anlarında telefonun açık olsun. Kaplan tabii abi diye karşılık verdi. 5 dakika sonra ise işte o bakan Süleyman Soylu aradı. TRT'ye gidilmesini söyledi. Kaplan Sayın Bakanım silahlı mı silahsız mı gidelim diye sordu. Soylu silahlarınızı da yanına alıp öyle gidin dedi. Kaplan bir endişesini bildirdi bu noktada. Benim çağırıp toplayacağım adamların hepsi sabıkalı. İçinde araması olanlar da var dedi. Soylu bir şey olmaz. Darbecilere TRT'yi vermeyin. Bu aşamada en önemli şey bu. Bu aşamada yeterli olacak şey bu ifadelerini kullandım. Bora Kaplan telefonu kapadı ve Levent Çiçek gibi kah sokak çeteleri, kah AKP siyasetiyle yürüyen birkaç arkadaşını aradı.
Onlar da kendi ekipleriyle birlikte oraya gideceklerdi, yani TRT'ye. TRT yolunda tekrar Süleyman Soylu'yu arama ihtiyacı duydu Ayhan Bora Kaplan. Efendim biz yaklaştık dedi. Şimdi orada asker var. Nasıl ateş edeceğiz? Yarın bir gün bizi terörist diye yargılarlar ve başımız çok büyük derde girer dedi. Bu şekilde endişelerini bildirdi. Ama Süleyman Soylu ona şu şekilde karşılık verdi. Ben size özel harekattan birkaç kişi gönderiyorum. Onlarla beraber girersiniz. Peki şimdi bu ekip nasıl dağıldı? İşte Serdar Sertçelik ve Yusuf Kıllık isimli Kaplanlar Çetesi üyelerinin konuşması. Kim nasıl öldürülecek, buna karar veriliyor. Konuşmadaki detay çok önemli. Abiye zarar gelmesin. Abi Ayhan Bora Kaplan'dan başkası değil. Sertçelik Ayhan Bora Kaplan'ı korur gibi yapıp konuştuğu bu videoyu nedense dağıtıyor. Buyurun izleyelim. Diyorum bak abiye zarar gelir dedi. Alo. Efendim abi. Ne yaptın? İyiyim abi valla çok şükür, sen ne yaptın? İyi, uzanıyorum ben de. Ne diyeceğim sana? He. Oğlum şimdi ben düşündüm Dinliyorum abi. ettim de bu iş olmadan, yani senin zarar vermeden abi bu işi halletmeye çıkma ihtimalin yok. Niye abi, ben Oğlum zaten adamlarla Levent Çiçek'le zaten arasının kötü olduğunu herkes biliyor zaten. ama biz önceden, abiden önce de aramız kötüydü. Sen anlamadın onu abi. Biz abiden önce aramız kötüydü. Abi onları kurtardı. Nasıl kurtardı? Sen Devenç'i daha önce vuracaktın, o mu vurdun Karışmayın abi? dedi. Karışmayın dedi, anladın mı abi? Kurtardı derken böyle kurtardı yani. E şimdi en son ama Anlamadım Hasan abi, Enişte'ye hoca falan abi. kızdıydı. O belli zaten. Onu da biliyor herkes. Kızdın onun. Sana söyleyeyim, onu da biliyorum. Abi ben hani bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorum ama bence anladın mı? O üç ya. O üç var işin içinde ya. Abim ben anlıyorum seni de bu işin sonunda zarar vermeden bu işten çıkma ihtimali yok. Bak bu adam Abi içeriden çıkamaz bu sefer. tamam, anladım ben sen demek istediğini. Biz bu adamla daha önce hasım olduğumuz için biz bu adama zaten zarar vereceğiz. Abi yok diye fırsattan faydalan, gene zarar vereceğiz. Sen Sana yani söyleyeyim ben her abi, halükarda bu yapacağım adam mı diyorsun? her ülkede yapacağım. Ben kararlıyım, sen beni anlaman lazım abi. Anladın mı? Ben kararlıyım, biz kararlıyız. Biz Anladım. gerçekten kararlıyız. Çünkü Peki hak ediyor ipler. oğlum bir de Kendisi böyle bir şey hak ediyor. yapacağınız bize kendinizi rezil etmeyin. Kadronuz madronuz sağlam mı? Ne hadi diyelim bu hadi diye yapmaya gideceğini. Nasıl yapacağınız? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Biz koordinatör olarak bize haber gelecek, biliyor musun? Haber geldiği zaman 4 kişi maskelerle, eldivenlerle, anladın mı? İneceğiz, biri maske takmayacakmış. Abi onu alsın ya. Ha. Üç, olay bana kalsın diyor direkt. Ha o direkt Anladın mı? olaya Önce üstleniyor yani. gelecek. Daha önce Üstleniyor hasımlığı abi. var mı Levent'le falan onun? Var var abi, kurtardı diyor mu ya işte, Hasan onu Enişte'yle var mı diyorum. peki? Hasan enişte de yok. Hasan enişte de şey, bunlar arkadaşlardı. Aynı Ha. yasak yapmışlar. Hasan enişte'nin işte karısıyla onun eşi aynı gelinliği giymiş, öyle yakınlar. Ha. Abinin yatağında yatıyormuş şu an ufak yanıdırlıkta. Anladım. Anladın abi? Yani ben de şimdi bu adamı yarı yolda bırakamam. Bu adamın davası doğru bir dava. Gerçekten namussuz. Dün gün bana geldi. Ben abi 50 kere söyledim. Ulan namussuz diye, abi içimize soktu diyor. Oğlum bak isim isim yapacağım ayağına böyle bir şey kalkıp yapmaya Abi ne kalkıyorsan yeriz? Ne yeriz mahvedersin abi bizi yani, ya? anladın mı? Biz Abi burada zaten kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. namus şeref tanıdık. Bak namusunu şerefimi koyuyorum. Eğer abiden başka bir dayan varsa Allah canımı alsın. İsim neyse, Oğlum ben de abi sana yoksa diyorum ki isim şu an bu tanıdık olaya olmaz zarar verir abi. ona diyorum sana. Abi vermeyecek diyorum ben de sana. Her şeyimiz hazır diyorum. Zarar verecek olsa ben sana niye söylemeyeyim ya? Ben deli miyim abiye zarar verecek? Olay bizle alakalı değil. Bizim nereye gidiyoruz? Abiyle alakamız yok. Anladın mı? Biz o, Ha. Allah kurtarsın. Allah yardım etsin, bizim alakamız yok. Bize yapmadı zaten. Ha, yaptıkları ortada. Anladın mı abi? İyi Bize tamam, ben yapmadı iyice dedim. biraz daha şey yapayım, arayacağım seni. Anladın mı? Bu Tamam. şekilde yani. Biz abi ayıklıyoruz otomatik. Tamam, biraz daha düşünün, arayacağım ben seni. Tamam, Hadi abi görüşürüz. arayacağım. Peki şunu soralım elbette. Şimdi bu haberi de yapabilecekler mi? Kimleri kastettiğimiz çok açık. Elbette yandaş tetikçileri kastediyoruz. Açıkçası her yönden Ankara'yı saran, hatta başka illere ve ülkelere ulaşan bir örümcek ağı ile karşı karşıyayız. Halihazırda aktif olan Kaplanlar örgütü ve ona bağlı bürokrasi çetesi konusunda suskunluk devam edecek mi? Bekleyip göreceğiz.